Kaptanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Güzel bir İstanbul. Güzel, yağmurlu, soğuk bir evet, havada. Evet. Şemsiyeyi tutmaya çalışıyorum sana ama. Biraz rüzgar var. İdare edin lütfen. Efendim. Hoş bulduk. Vapurda şahsimiz sohbette bugün yazan, çizen, oynayan, çok düşünen, hayatı güzel yaşamaya örnek bir insan sevgili Gafur Uzuner'le birlikte olacağız. Bekliyoruz efendim. Vapurdayız. Vapurdayız. Çaylar, simitler hazırsa birazdan başlıyoruz. Ya bugünkü buluşmamız biraz romantik olacak galiba. Bir evet, şemsiyeler eşliğinde. Yağmurlu havada, evet. romantik. İstanbul'un güzel bir yerinde, evet. Değil mi? Eski Türk filmleri gibi böyle saray burnunda. Ben diyorum romantik bir buluşma oldu. Hoş geldin. Rafur Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsa gelen adam. Şöyle dönelim, iki şemsiye arasını alalım sizi. Evet. Sağ olun, iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ya çok mutluyuz sizi misafir edeceğimiz için. İyi oldu. Kesinlikle efendim. İyi gördüm. Balık Deniz'in sevgilisi Martı imkansız aşkıdır. Deniz Gafur Uzuner de benim için çok kıymetli, değerli, olmazsa olmaz bir abim. Duygular karşılıklı, aynen. Ben de seni çok severim. Teşekkür ederim. Sende zaten hani böyle bir şeytan tüyü var. Sevilmeyecek adam değilsin yani. Teşekkür ederim. Gerçekten eksik öyle. Eksik olmayın. Ya niye öyle derlerse şeytan, o da güzel değil. Melik tüyü falan demek lazım. Doğru. Ama gerçekten çok sevindim. Biraz yağmurlu bir gün ama olsun. Evet. Boğaz turuna çıkacağız. Çıkacağız. Ne evet, güzel Boğaz'ı. Evet, evet, tabii göreceğiz. Yağmurlu bir günde Boğaz turunda. Kaptana da merhaba diyelim. Merhabalar efendim. Hoş hayırlı geldiniz. Olsun. Teşekkür ederiz. Geminin rengi biraz koyulaşmış. Biraz değişiklik olsun. Benim rengim de açıklaştı. Efendim, Levo'nun Magic'teyiz. Teşekkür ederiz. Yavaş yavaş geçelim. Geçelim. Efendim başlıyoruz. Buyurun. Buyurun siz ortada kalın. Buyurun. Siz ortada kalın ben. Ben ortada mı kalayım? Evet, tabii ancak iki şemsiye arası. Gerçekten. Oh, Allah. Rüzgar da var, fena. Gerçekten bastın değil mi? Gafur abi ben sana tutacağım. Yok, lütfen. Olur mu? Böyle? Evet. Vay, ya, ne güzel ya. Değil mi? Vallahi, çok iyi oldu. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Eksik olmayın. Sağ ol, var ol. Güzel siz kardeşim. Siz sağ olun. Allah yolunu her daim açık etsin. Teşekkür ederim. Amin. Kaptanımın da tabii. Teşekkür ederim. Kaptan, buyurun, sen buyurun, lütfen. Buyurun. Gafur abi ben en son biniyorum. Peki, öyle mi? Tamam. Efendim, başlıyoruz. Şemsiye kapanmadı. Hayır. Ali, efendim şemsiyesiz çıkmayın. Bugün bir çocuk edinseniz, ona ilk ne sorardınız? Bundan proje yapacağım. Yapılır. Yalnız diğerler yapmasın. Biz yapacağız. Seni seviyorum Ömer. Ben de sizi seviyorum. Ya oğlum ben senin resimlerin üstüne kelebek çiziyor muyum? Sen benim yazdığıma ilave yapıyorsun. Çok güzel demiş ya. Efendim, yağmurun sesini duyuyor musunuz? Duymaz mıyız? Değil mi? Efendim, bir hatıranın içindeyiz. Marifeti çok olan bir isim. Ben en çok Gafur Uzuner'in neyini seviyorum diye sorsanız, insan sevgisi, mutluluğu, enerjisi ve kendi işini kendi halletmesi. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Evet, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de çok Gafur mutlu abi. Oldum. Seni gördüğüme, ekip arkadaşlarımızı gördüğüme. Güzel İstanbul'da keyif yapacağız bugün Boğaz'da. Evet, bir hatıranın içindeyiz değil mi? Evet aslında? Evet. Yani bir 6 yıl önce gelmiştim. 6 yıl oldu. Çok hızlı geçmiş. Zaman hızlı geçti. Maşallah gayet iyi gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Teşekkür ederim. 6 yıl sonra yine gelmek istiyorum. İnşallah. Şimdi efendim Boğaz'ın üstünde yağmurlu bir günde seferdeyiz. Manzaranın keyfini diyecek yok. Şimdi ilk soruyu sormak zor oluyor ya. Şimdi hayatta hangi konuda plan yolunda gitmezse hemen B planınız hazırdır. Hangi konuda? Bir konumu söyleyeceğim çok şey mi? Nasıl isterseniz. Vallahi her konuda genellikle bir B planım vardır. Var mı? Eğer olmazsa da zaten hayat zor olur. Sıkıntı yaşarsınız. Yalnız siz yaşamazsınız. Başkaları da yaşar. Şimdi mesela bugün buraya geldim değil mi? Programın sonunda bir şey var. Bir yere yetişmem lazım. Ama iş yapıyoruz. Doğru. Sonraki işin mutlaka bir B planı var.
Var değil mi? Olmazsa o zaman siz bu işi rahat yapamazsınız. Ben de o işimle ilgili B planını uygulamazsam oradakiler telef olur. Doğru. O yüzden her işte bir B planı yapmak zorundayız. Günün koşulları bunu gerektiriyor. Tabii günün koşullarının ne getireceği enteresan bir süreçteyiz gerçekten de. Evet. Ama hani başlangıç aşamasında şimdi bir hamur gibi olduğunuzu düşünsenize bir. Bir hamursunuz. Sonuçta çocukluğunuzdan itibaren sizi birileri yoğurdu, yoğurdu, yoğurdu. Tam böyle o hamur donmadan önce de hani son şekli verdi, bıraktı. Kimdi aslında çocukluğunuzda sizi yoğuran, şekil veren? Tabii öncelikle ailem, babam. En çok baba mı yoğurdu? Yani babam bir, evet yani annem tabii ev kadını, çok çocuğu var. Biz Allah rahmet eylesin, abim gitti, 6 kardeşiz hala. 7 çocuklu bir ailenin çocuğuyum ben. Zaten annem çoluk çocukla uğraşmaktan biraz daha sizin hayatınızla ilgili başka işlere şekil vermek biraz babaya kalıyor. Babam sağ olsun. Tabii sonrasında da öğretmenlerim çok önemli. İlkokulda öğretmenlerim. Bunda tabii biraz şunu da düşünüyorum. Yani biri sizi yoğururken sizin de malzemeniz yoğrulmaya uygun olacak. Doğru. Aklınız erdikten sonra da birilerinin sizin üstünüzde oynamasına izin vereceksiniz. Şöyle bir şey de olabilir. Oluyor da zaten. Mesela bu yaşta bile ben her gün bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Buraya geldim mesela, senden bir şeyler öğrenip gideceğim. Çünkü kapatırsan kendini, kimse seni yontamaz, kimse seni yoğuramaz, başka bir hale getiremez. Doğru. O yüzden babamı da bu arada rahmetli anmış olalım. Allah rahmet eylesin. Ölenleri herkes. Şimdi efendim, yıl 2021. Tabii 1960'ları da görmüş, yaşamış bir isim. Bu yaşadığımız günlerin, tarihin özelliği ne sizce? Yani çok enteresan bir sürece tanıklık etmiyor muyuz? Kesinlikle ediyoruz. Değil mi? Hatta ben şunu hatırlıyorum. Yani ben mesela yaşımı boş geçeceğim ama 77'de televizyoncuydum yani. Televizyona çıktım, evet, 77'nin bir aralığında. Şimdi ona göre yaşadıklarımız. Mesela şunu bile hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Özal dedi ki işte bir gün herkes elinde bir şeyle böyle dizinin üstünde bu işleri halledecek. Hadi ya falan diyorsun. Bu ne ya? Bunu düşünüyorduk. Biz şimdi böyle bir şeyler asla. Şimdi şu son yaşadığımız salgın her şeyi allak bullak etti. Ve bu salgından sonra bence dünyanın düzeniyle ilgili de bir yığın şey gözden geçirilecek. Umarız bizden sonrakiler daha zorunu yaşamaz. İnşallah. Şimdi bu sürecin zorluğuyla birlikte aslında her zorlukta bir kolaylık vardır felsefesiyle birlikte siz sonuçta aslında şu süreçte oyunculuğa biraz ara verip daha çok resme yöneldiniz. Yani doğa iyi bir şey, imkanınız da varsa oraya kaçıyorsunuz. Şartlar sizi oraya sürüklüyor. Ürettikleriniz de nerede? Birilerine göstermeniz lazım. Galeriye gidemiyorsunuz. Galeriler kapalı. İnternet ortamında, o dijital ortamda işte koyuyorsunuz resimlerinizi. Ne yapıyorsanız onu koyuyorsunuz. Ve herkesle paylaşmaya başlıyorsunuz. Öyle bir, ben de öyle yaptım. Hem doğaya kaçtım. Şile'ye gittim. Doğada, atölyemde orada resim yapıyorum. Öyle devam ediyor hayat. Evet. Yani bu şu salgın sürecinin bir uzantısı, etkilediği, evet, bir şey, bir yaşam. Hayatın yolculuğu içerisinde herkes çalışıyor aslında. Herkes bir şekilde sabah kalkıp bir uğraş içerisinde. Bir meşgalesi var. Ama birileri daha başka yerlere geliyor. Onlar daha çok çalıştığı için mi, yoksa aslında hani bazen karar vermek zordur ya. Hani karar vermenin zorluğu öyledir ki sen karar vermekten kaçarsın böyle. Hani başkası versin istersen. Aslında karar vermek önemli bir şey galiba. Yani çalışmak kadar karar vermeyi nasıl yorumlarsınız? Yani herhangi bir konuda karar mekanizması olabilmek. Karar merciinde olanlar. Tabii. Bir ailede de öyle. Bir küçük çekirdek ailede de öyle. Risk alıyorsun aslında. Karar vermek yani kolay bir şey değil. Genel bir şey mi soruyorsun? Bu süreçle ilgili mi soruyorsun? Genel sordum. Genel soruyorsun. Yani hayatın karar veren. Mesela diyelim ki demin konuştuk ya programın başında. İşte bizi hayatla ilgili yönlendiren babamız, değil mi? Daha sonrası içinde o mesela evde baba, anne, aile, iş yerine bir işe giriyorsun, oradaki yönetici, değil mi? Futbolcusun, spor kulübündesin, senin nereye yakıştığını daha iyi tespit edecek teknik direktör. Doğru mu? Seni doğru yerlere, bazen olmuyor mu? Adam mesela bakıyorsun hiçbir şey yapamıyor. Sonra bir bakıyorsun, bu neymiş diyorsun. Mesela diyelim ki oyunculuk. Yani o da hayatın içinde bir iş. Benim işimi ele alalım. Beni eğer birisi, sen bu işe girmişsin, doğru yönlendirmediyse, seni olman gerektiği yere koymadıysa ya da bu işi şöyle yap demediyse,
ne bileyim mi, burnuna bakıyor, aa bu koca burun filan, işte şuna yakışır, renkleri böyle, gözü böyle falanca oynar falan diye bir ön yargıyla filan sana başka şey de diyebilir, şuna da yakışıyorsun diyebilir. Yani karar merci insanın hayatını çok önemli etkileyen birisi. Doğru. Umarım herkesin hayatında doğru kararlar veren insanlar olur. Ve onların hayatı kolaylaşır. Tabii bu arada kendimiz de doğru kararlar vermek zorundayız. Doğru. Aslında kararlarla insan bir yere geliyor. Aynen öyle. Yapmak isteyip yapamadığın şeyler oldu mu Gafur abi? Ya da isteyip de şöyle olsaydı dediğin. Ha. Ya tabii ki oldu, olmaz olur mu? Neden? Yani? Neden mesela insan bir şey yapmak isteyip neden yapamaz? Senin elinde olmayan nedenlerden olabilir. Mesela ben şimdi diyelim ki deminki söylediğim yere bağlayayım. Biraz kişiselleştiriyormuşum tamam. gibi olacak ama. Diyelim ki oyunculuk yapıyorsun. Ama seni ezberlerle kullanıyorlar. Gönlün istiyor ki daha doğru kullanıl, daha şunu da yapabileceğini biliyorsun. O insan da onu fark etsin ama karşı taraf kolaycılığa kaçıyor. Seni yanlış kullanıyor mesela. Bu içinde ukde oluyor. Diyor ki ya benim malzemem şu kadar ama sen beni şu kadar kullanıyorsun. Buna bazen senin gücün yetmiyor. Değiştirmeye değil bu mi? Bu her işte doğru. böyle. Her doğru. işte böyle. Ama genel baktığında genel şükürler olsun. Mutlu bir hayat yaşadım. Kendime göre bir düzenim oldu. Yani... Çoğu olduysa ona razı olmamız lazım. Doğru. Her şeyin olması doğru. hiç kimse için mümkün değil. Değil. İstemenin sonu yok. Sonu yok, doğru. Tabii bu arada tipe bakınca hemen Karadeniz değil mi? Hayatınız boyunca hep bununla karşılaştınız değil mi? Yani, ya tabii canım herhalde mi? Yani o hiç. Abi Karadeniz'in neresinden bir durumu oluyor? Tabii ben de diyorum ki ben Ankaralıyım. Burun Karadeniz'i diyorum. Ben hep söylüyorum. Neresinden evet. abi diyen de oldu tabii. Neresinden? Doğru. İçinden diye. Doğru. İnsan hayatında böyle bazen yaptığınız... Ama çok iyi yapamadığınız bir şey var mesela. Sonuçta onu topluluk önünde yapmanızı isteseler yapar mısınız cesaret açısından? Yapmak istemem ya. Yani yakışmadığı yerde bir şey yapmanın doğru olduğunu hiç düşünmüyorum. Ama bunu yine siz her zaman yönetemiyorsunuz. Yani birileri bazen sizin orada yapmamanız gereken bir şey yapmanız için üstünüzde baskı kurabilir. O baskıyı siz yönetemezseniz, bir dakika kardeşim yapmayın, bu ne ya, ne münasebet. Ben mesela gecenin, bak inan abartmıyorum, yani 1977'nin Aralık ayında TRT'ye çıkmışım, bir şey anlatmışım. Böyle çocuğum ama bir gecede böyle popüler olmuşum filan. Otobüse binmişim, başka bir TRT çekim için İstanbul'a geliyorum. Bak uyuyorum gece 3'te, inan abartmıyorum. Uyuyorum, birisi anons ediyor beni. O vardır ya, otobüslerin mikrofonları vardı. Evet. Anons ediyor, benim adım söylendiydim, o mikrofonu aldım ve fıkra anlattım ya. Ya evet. Şimdi bak bu baskıya, bir dakika kardeşim ne oluyor yani ya. Gecenin üçünde Üçün. Ben bunu niye yapayım yani? Ya. Diyemiyorsunuz yani. Diyemeyip yapma durumunda. Yani bazen ben işim olmayan, beceremediğim ya da benim mesleğim olmayan işlere her işe soyunmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani herkes işini yapmalı. Doğru. İnsanın özünü, sözünü konuşuyoruz. Şimdi hayatta tabii benim hep mutlu olduğum taraf başka insanları mutlu edince mutlu olma hali. Şahane. Genelde buna yormaya çalışıyorum. Ne kadar yapabiliyoruz? Allah bilir. Ama bazen şunu görüyorum mesela, aslında bir başkasının zayıflığı, bir başkasının yoksulluğu, bir başkasının aciz hali başka insanı mutlu edebiliyor. Kötü bir şey. Kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Yani birinci söylediğine katılıyorum. Orada olmaya gayret. Yani birinin kötü olmasıyla insan mutlu olabilir mi? Ya böyle bir şey yani hiç düşünmek bile istemem. Ama şöyle insanlar var yani, kötüden beslenen, negatiften beslenen çok insan var. Hele günümüzde çokça var. Ama onlardan olmamaya gayret ediyorum. Bazen bizim de agresif hallerimiz oluyor. Bizi tanımayan insanlar... Mesela su değil mi şu anda ülkenin gündeminde, yani su yok. Bir yerde iyi bir su var ve insanlar gidip o sudan alıyor. Biri bana da diyor ki abi o su şahane, sen de al. Bir gidiyorsun ya, her gün anons edilen bir şey ama suyu adam alırken diyelim ki bardağın içine dökecekse, işte oradaki bidonun içine, hiç eğilip şöyle tutmuyor bile. Orada sen agresifleşiyorsun mesela. Sen de bir bazen kötü olduğun anlar olabiliyor. Ve adam seni o gördüğü resimle sınırlandırılabiliyor. O zaman diyorsun ki aman Allah'ım beni böyle insanlarla karşılaştırma. Hem benimle ilgili yanlış fikirleri olmasın. Çünkü ben müdahale eden biriyim. Yani ben ülkemi seviyorum, ülkemin değerlerini seviyorum. O sessiz kalamıyorsunuz. Kalamıyorum. Öyle ben kalamam. Biraz da öyle bir enteresanlığım var. Doğru. Halkla röportaj yapmayı özlediniz mi? Şimdi onun talepleri var ama bu süreçte yapmak istemiyorum zaten. Şimdi mesela rol keserken
rol kesmek de güzel bir şey değil de bir şey oyunculuk yaparken. Oyunculuk yaparken diyelim. Zaten rol de kestirilmesi kötü bir şey. Rol kesmemek lazım. Hayır, rol kesmemek. Doğal olmak lazım da bazen kestirildi bize rol. Sonuçta o tür işlerde, sokakta yaptığınız işlerde, böyle işlerde kendinizi gösterme şansınız var. Yani nasıl bir adamsınız? Hayatla ilgili ne düşünüyorsunuz? Karşılaştığınız bir meseleyle ilgili fikriniz nedir? Bu ülkeyle ilgili neler düşünüyorsunuz? O manada Gezi programını paylaşmayı seviyorum. Gezi programının öyle bir avantajı vardı. Sokakta yapılan işleri çok severim. Senin şu anda yaptığın iş de öyle bir şey işte. Hem kendi düşüncelerini aktarıyorsun, hem beni konuşturuyorsun. Evet. Ben de bir şeyler söyleme şansı buluyorum. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Şimdi insanın özgüveni hep var olan bir şey midir? Yoksa durumlara, kişilere göre özgüven mesela bir kayıp yaşayabilir mi? Yani bir kişi ve durum karşısında özgüven yıkılabilir, hiç yokmuş gibi gözükebilir mi? Siz nasıl kendinizden çıkarım yapıyorsunuz? Yani hiç yokmuş gibi değil ama bak şöyle mesela bazen insan, mesela ben burçlara falan çok inanan bir adam değilim ama doğrulukları vardır yani. Bazen inanılmaz keyifli, kendinize çok güvenen, böyle bir şeyi çok iyi ifade edebilenken bazen başka bir modda olabiliyorsunuz. Ama bazı adamlar da var, onlara hayranım. Nasıl? Ben öyle değilim mesela. Adama bakıyorsun, dünya yıkılsa, yansa, hep aynı. Hep aynı. Hiçbir şey kaybetmiyor. Bu biraz duygusallıkla, ben mesela duygusal bir adamım. Yani iş yaparken de onu gördüm. Mesela bir asker annesi çocuğunu uğurluyor, ben de çekim yapıyorum, denk geliyorum. Çünkü kurmaca hiçbir şey yapmadım. Doğalı seviyorum. Duruyorum hemen, onu çekmeye başlıyorum. Anne ağlamadan ben ağlıyorum. Ya şimdi bence bu güzel ya. Böyle olmak lazım. Yani çok vurdum duymaz falan güzel. Peki bu ya. Duygusalsınız ya, kıymetli eşiniz Kudret Hanım. Yani o duygusallığınızdan mutlu muydu? Yani ben de mesela bazen duygusal olduğum için benim duygusallığımı çözmeye, anlamaya çalışanlar oluyor. Sen de çok fazla duygusalsın diyenler oluyor. Ha onu yönetmek lazım. Yönetmek her mi? İşte tabii. Her işte değil mi? Bak ben mesela çok samimi söylüyorum. Ayarını iyi tutturmak lazım. Ben abi zeki bir adam değilim. Estağfurullah. Vallahi değilim ya. Ya estağfurullah. Ben orta zekalı bir adamım. Tamam mı? Gerçekten öyleyim. Ama akıllı sayılabilirim. Yani sermayemi doğru kullanmaya gayret ediyorum. İstikrar. Duygu meselesinde de bence ihtiyacı olan insanlar duygusalsa, her şeyi duyguyla tartıyorsa oradan yürümemeli. Oradan yürüyorsa da bunu biraz aklına müracaat ederek akıllı olarak onu yönetmeli. O zaman daha az üzülür, daha az kandırılır, daha az hırpalanır vesaire vesaire vesaire. Hatta istismar edilir mesela. Doğru. Ha ders alır mı? Yok ya, yine de bazen çoğu kez ders almayız. Olacağı yere varır. Doğru. Öyle. Şimdi renklerin birbiriyle uyumu var ya, yani sonuçta ilkokulda, ortaokulda hani hatırlıyorum sonuçta öğretilirdi. Hangi rengin yanına ne gelirse güzel olur, insan öğrenerek mi aslında tuvale yansıtıyor? Yoksa tamamen içsel gelen bir şey mi? Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Şimdi ben mesela resim eğitimi aldım. Gazi Eğitim Mensubu Resim Bölümü mezunum. Çok değerli hocalarda okudum. Ama ülkenin o günkü koşullarından dolayı çok kavgalı, gürültülü bir dönemde okuduk. Yani iyi hocalardan çok faydalanma şansını birileri bizim elimizden almaya gayret etti. Ve biz öğrenmemiz gereken şeyleri daha sonra yaparak öğrendik. Ben o yüzden resim yaparken tabii ki bilgilerim, akademik bilgiler vesaire lazım ama bilmediğim şeyleri çoğu zaman içsel yapıyorum. Televizyonculuğu da öyle yaptım mesela. Yaptıkça öğrendim. Kendiliğinden, serbest bırak kendini. İçsel, içsel buluyorsun onu zaten. Diyorsun ki bu buraya böyle yakışır, o buraya böyle yakışır falan. Ama eğitim çok önemli bir şeydir. O öğrendiklerinizi kullanırsanız işiniz kolaylaşır. Evinizde hala kendi resimleriniz var mı? Şükürler o beyaz olsun. Karlı olan çok güzeldi. O duruyor mu orada? Hani? Duruyor. Her duvara da bir güzel resim yakışır. Doğru. Olmalı da bence. İnsanı besleyen bir şeydir. Ben mesela bazen resimlerim satılmadığında ne güzel oldu bu bana kaldı. Çünkü ben resimle bir aşk yaşıyorum. Doğru. Henüz mesela yapmışsın hemen bir talep olursa dur ya ben bundan biraz flört edeyim. İnsanın arada kalma durumu. Biraz aşkımı yaşayayım.
Böyle bir lüksüm var. O yüzden duvarlarımda kendi resimlerimi, tabii hocalarımın, başkalarından aldığım resimler de var. Onların olmasını seviyorum. Ve herkesin evinde olmalı. Bu süreçte, bu korona sürecinde en çok neye para harcadınız? En çok neye para harcadım? Bence gıdaya. Abi, ama maşallah fitsiniz. Dikkat ediyorum, dikkat ediyorum. Ama yani sonuçta oturuyorsun ve yiyorsun. Tabii resim yapıyorsun, onun malzemesiyle ilgili çokça resim yapma şansımız oldu bu süreçte. Hatta karkış böyle filan, bayılıyorum. Çıkarıp onu bahçede sergiliyorum, evet, bir de böyle. Onu. Kendim için öyle numaralarda yapıyorum, güzel. Onu paylaşıyorum da. Zenginler para için çalışmaz diye bir söz var. Yani zengin olmuş bir adam söylüyor bunu da. Katılır mısınız? Ya birden inanamadım. İnanamadım. Ya yani ya. Allah daha çok versin. Varlıklı arkadaşlarım var. Onlara diyor ki abi yarın sabah Şile'ye sana kahvaltıya geliyoruz diyor. Çoğu zaman Şile'de oluyorum. İstanbul'da da yaşıyorum tabii. Buyurun gelin diyorum. Akşam 7'de gelemiyorlar. Gelemiyorlar. Kahvaltıya yani, gelecekler. Yani biraz herhalde parayı da. Yani tabii ki belli artık. Hakikaten öyle, bu ülkede çok insana ekmek veren iş adamları var. Onlardan Allah razı olsun. Ülkenin her köşesine, her şeye katkı sağlayan. Aslında ben birazcık da bunu söylemek istemiştim. Evet. Yani belli bir süre sonra artık para için tabii, değil yani. Yani ne yapacak onun, harcayamaz yani. Hı-hı. Ben onu diyorum, Allah'ım şu anda işte bana nasip ettiğini, harcamayı nasip eyle yani. Onu yeme şansınız yok. Biraz sonra ne olacağınızı bilemiyoruz. Değil mi? Dolayısıyla o aşmış insanlar. Tabii ki öyle düşünüyor olabilirler. Böyle insanlar olmalı. Vardır da. Hı. Çünkü ülkede yığınlan insan oradan ekmek yiyor. Karnını doyuruyor. Geldik mi, ne oldu? Yok yok, manzaraya bakıyorum. Manzaraya bakıyoruz. Hakikaten. Kurtarma gemisi gibi. Yani. Nene Hatun. Yani para her şey değil abi. Değil ama parayı düşünmeden bu işi yapanlara da teşekkür ediyoruz. Allah yollarını açık etsin. Doğru. İnsanda bir haya duygusu vardır. Yani bu utangaç olma. Utangaç olan insanlar da bazen kendilerine kızarlar böyle. Onların böyle kendileriyle böyle o çatışma yaşadığını bazen hissederim. Ben utangaç insanları severim aslında. Bana tatlı gelirler. Siz ne düşünürsünüz utangaçlık hakkında? Yani ben de biraz utangaç sayılabilirim. Yani nerede utangaç olduğumu bağlı biraz. Ama yani nerede utangaç? Öyle çok şey değilim yani. Oyuncu. Televizyoncu, yıllarca gezi programı yaptı ama ben utangaçım. Hakikaten öyleyim ama şöyle, mesela diyelim ki gerçekten saygılıyım, utangaçım, yani her zaman değil tabii, olması gerektiği kadar. Sizi en çok kim, neden kızdı diye sorsam, hemen hatıralarınız da var mı? Hızlıca düşünmem lazım. Mahcup olduğum bir şeyi anlatabilir miyim? Tabii ki. Şimdi Şensaz'ın Bülbülleri diye bir tiyatro oyununda, müzikalde oynuyorum. Haldun Hocam yazmış, Dormen, Allah ömür versin. Yönetiyor. Çok kalabalık bir kadro var ama Adile Naşitler, Nevra Serezler, Ayşen Gurdalar işte. Aklına kim gelirse yok yok yani. Erol Evginler, acayip benim için çok önemli ve çok gencim. Neyse oynuyoruz, bir sahnemiz var. O sahnede diyorum ki ben işte Meço Bey, benim sesim de çok iyidir. Güney havalarında da üstüme yoktur. Yakında bütün türkücülerin pabucunu dama atarım. Laf bu, hoca da böyle yazmış. Ama ben o gün genç, daha tıfılım, yeni başlamışım, gelmişim İstanbul'a. O sahnede şöyle dedim. Meço Bey, benim sesim çok güzeldir. Yoğurt koydum dolaba, ayda acayip söylerim. Yakında da bütün türkücülerin pabucunu dama atarım. Yani yoğurt koydum dolabayı ekledim abi. Tabii bu hocanın kulağına gidiyor. Haldun Hocanın. Ertesi gün hocayla kuliste karşılaştım. Bana böyle bir baktı. Ben kıpkırmızı oldum. Eyvah, bir şey var dedim. Şekerim dedi. Buyurun hocam. Şekerim. Buyurun hocam dedim. Sen resim yapıyorsun değil mi dedi. Evet yapıyorum hocam dedim. Bende senin resmin var değil mi dedi. Evet hocam dedi. Dedi oğlum, ben senin resimlerin üstüne kelebek çiziyor muyum? Sen benim yazdığıma ilave yapıyorsun. Çok güzel demiş ya. Şimdi bu var ya, yerin dibine geçtim ya. Ya. Yani bu bir kızgınlık değil ama başka bir şey ama. Şey, böyle şeyler yaşadım. Kızgınlığı hatırlayamadım demek ki. Evet, kimseyi biz, çok aşırı öfkelendirmedi herhalde. Evet. Ama bu kelebek örneği çok güzelmiş. Evet hoca. Doğru. Sağ olsun, kulakları çınlasın. Ömür diliyorum. Şimdi ben tabii yıllar içinde, 10 yıldır hep soru soran bir adam oldum. Yani soru soruyorum yani. Sürekli bir soru sorma hali içerisinde. Bu da zor bir şey ya. Çok kolay bir şey değil. Bilemiyorum. Vallahi artık yani, zor bir şey. Yani hep herkese başka türlü bir şey soracaksın.
Değişik gerçekten. Şimdi tabii aslında bazen bana da sorulmasını istediğim soruların anlatmak istediklerim olduğunu hissediyorum. Yani aslında insanları açmak lazım. Ne der? Alelade sormamak lazım. Aslında insanları biraz açığa çıkarabilmek için yani evet, bir aile evet. içerisinde, bir arkadaş grubu içerisinde de biraz onların anlatmak istediklerini söyleme fırsatı vermek lazım. Vermek lazım. Değil mi? Yani biraz doğru. ona düşünerek sormak lazım belki de. Doğru. Katılıyorum buna. Soru mu soracaksın şimdi? Benim konuşacağım. Manzara harika bu arada. Harika tarafta inanılmaz. Bu tarafa dönünce. Yani tabii ama öyle çok kolay bir şey de değil, değil bu. Değil yani o kişinin ilgi alanlarını bilmen gerekiyor. İşte neyi söylemek istediğiyle ilgili bir hissiyatının ben olması sen. Gerekiyor. Sevgili Gafur Uzuner'e sormak istiyorum. Bugün bir çocuk edinseniz ona ilk ne sorardınız? Konuşabilecek ki yaşta bir çocuk edinmeyi düşünseniz ne sorardınız diye dün gece düşünürken aklıma yani geldi. Mesela yaşı filan kaç çocuğun? Bilmem işte 8-10. Soru sorulacak bir yaşta. Evet evet. Tanımak istiyorsunuz ya sonuçta evlat edineceksiniz. Ne sorardınız? Ha öyle bir şey. Evet. Zor soru ha. Zor mu bilmiyorum. Vallahi zor soru. İşte bak ne kadar zor bir soru. Ne sorardım? Bilmiyorum. Zor. Ya yani insan tanımak ister. Tanımak sonuçta, ister tabii değil yani. Ya da ona, yani ona önce ben herhalde şey derdim. Bana neler sormak istersin? derdim. Çünkü o bana soracak ki. Doğru. Beni tanıyacak. Tamam doğru, mı? Doğru. Çocuk zaten. Ondan sonra ben onu konuşturacağım. Zaten o bana sordukça onun merak ettiği şeyleri ben biraz eşeler, açar, onu tanırdım yani. Aslında bazen insanın soru sorma hali onu anlatıyor. Yani çünkü değil ona doğru. sorduğum zaman o ister istemez bana bir şeyler soracak. Ha bunun beklentileri bu, şu, bu, bundan hoşlanıyor. Böyle şeyler ilgi alanında falan gibi. Ama güzel bir soru bu. Gerçekten bak böyle bir an zorlandım yani. Acaba ne desen. Peki. Bir tuval yapıyorsunuz, bir resim yapıyorsunuz. Tuvalde yarım bırakıyorsunuz. Ondan sonra kim devam etsin isterdiniz? Sizin yapamadığınız bir noktadan sonra kim devam etsin? Mutlaka lazım mı yani? Biri devam edecek evet. mi? Yine değişik bir soru aklıma. Yani aslında yarım bıraktığınız sonuçta sizin işiniz ressamlık. O yüzden resimle ilgili de sormak istedim. Yarım bırakılmış bir tuvalinize kim devam etsin isterdiniz? Ya tabii şöyle, isim mi söyleyeceğim yoksa işine hakim biri. Yani mesela benim resmimden hoşlanan biri olabilir. Bir, ikincisi benim resmim bu ne ya? Ne yapmışsın? Sen diyen biri olabilir ki ikincisi tercihimdir. Öyle mi? Tabii ki abi. Yani benim o yaptığımı ne hale getireceğini merak ediyorum. Merak ediyorum çünkü belki de şahane bir yere uçuracak. O da olabilir. Yani oradan bir malzeme var. O malzeme diyeyim ki tuvalin yarısını çalışmışsın ya da tabii öyle bir şey yok. Resmin bütünü de bir kısmını çalışmışsın. Alıp senin aklının ermediği yeteneklerinin yetmediği, becerilerinin yetmediği bir yere belki uçuracak. Bunu bir denesenize. Deneyim vereyim birisi. Bir, yani belli bir aşamaya kadar tabii, getirin tabii. sonra bakalım vallahi ne yapalım olacak? Bunu evet. Doğru söyleyelim. Arkadaşlarla böyle çalışmalar yapalım. Bak bu bir proje yani. Değil mi? Tabii tabii. Buyur. Bak bir şey söyleyeyim. Bazen konuşurken bir kelime sen televizyoncusun. Bir projedir. Sana sonra anlatacağım. Tamam. Bundan proje yapacağım. Harbiden yapılır. Yapılır. Yalnız dinleyenler yapmasın. Biz yapacağız. Şimdi efendim duygusal bir insana soruyorum bu soruyu yine. Sevgisini yaptıklarıyla, verdiği emekle gösteren biri var. Ama seni seviyorum demiyor. Onun eksikliğini hisseder miydiniz? Yani o kelimeyi duymaya ihtiyaç duyuyor musunuz? Bence iyi bir şeydir ya duymak. Yani insanın kendisini ifade etmesi iyi bir şeydir. Siz onu anlarsınız ama... Duymak iyi bir şeydir. Yani böyle bir ihtiyaç varsa ben de söylemeliyim, sen de söylemelisin, karşıdakiler de söylemeli. Yani bu ama çoğu insan söylemez. Yani yeri gelir biz de saklarız. Niyeyse öyle yani bazen evladınıza eskiden babalar öyleymiş ya çocuklarını severken bile çok belli etmezlermiş. Hani uykuda severler falan. Yok ya bence sevgi hem dillendirilmeli hem de vücut diliyle de anlatılmalı. Güzel bir şey bu. İnsanı besler, güzel tutar. İyi tutar. Seni seviyorum Ömer. Ben de sizi seviyorum. Bu kardeşlerimi de. Eksik olmayın. Seyircilerimizi de. Evet. Ülkemi de. Güzel abi. Doğru. Ne sakıncası var? Sevmek güzel bir şey. Aynen. Renkler de güzel bir şey. Hayatın renkleri olmasa olmaz. Renklerin en güzel olduğu yer diye sorsam neresi aklınıza gelir? Doğa.
Doğa. Tabii canım. En güzel doğada renkler. Aklın başından gider yani böyle tabii. Hasbelkader meslek gereği dünyanın bir yerini gezdik. Her yerde farklı renklerin nasıl yakıştığını gördük. Doğada müthiş. Düşünsene mesela Erguvan zamanı şu boğazdan geçiyorsun bakıyorsun. Of! Aklın başından gidiyor. Resimde de var ama bence doğadaki kadar etkili asla değil. Bir de şu var. Doğada sürekli mesela resimde yapıyorsun, sabitliyorsun rengi. Resimde ertesi gün başka değil. Ancak dışarıdan belki yansıyan bir ışık senin resminin üstünde bazı hareketler yapabilir. Ama doğada sen televizyoncusun, işte kameraman arkadaşın. Sürekli değişen. Sürekli değişiyor. Her saniye renk değişiyor, bir şey değişiyor. Işık değiştikçe rengin kıymeti artıyor, tabii, azalıyor. Aynı boğazdayız yıllardır. Tabii. Her seferinde her başka. Halim, bugün başka bir şey. Belki yarım saat sonra başka bir şey olacak. Evet. Şimdi geçen bir yerde okudum. Sufleyi iki kez kabartamazsın yazıyor. Sufleyi iki kez kabartamazsın yazıyor. Aslında bu şunun gibi aslında. Hani diş macunundan çıkanı tekrar içeri sokamazsın ya. O sufleyi de bazen hayatta bazı şeyler hani bir kere yapmaya mahsus ya. Neler de aslında sizin için onun? Mesela evlilik ikinci kez olduğunda da aynı tadı verir mi? Ya da ne bileyim işte. O şundan ilgili bir şey bence. Karşılaştığın, kimle izdivaç yaptığından ilgili bir şey. Tabii ki olabilir. Yani bazen insanlar yanlış kararlar verebilir. O yanlış kararlar sonsuza kadar yanlış olduğu için sizi mutsuz ediyorsa devam ettirmek zorunda değilsiniz. Bu özel hayatınızda olabilir, işinizle ilgili olabilir vesaire vesaire olabilir. Bunu değiştirme şansınız vardır. Doğru insanları bulursanız elbette ki bu bir doğru karardır. Yine bir daha yanlış seçerseniz bir daha ceza çekersiniz. Doğru. Bu işte de ilgili, özel hayatta da ilgili yani. Doğru. Öyle bir şey. İnsan kendisine uyanı, yakın olanı bulmak zorunda. Çok kolay bir şey değildir ama. Değildir. Değil mi? Gerçekten değildir. İşte demin söylediğimiz duygu meselesi var ya, işte tam burada yönetilmeyi ister. Ben mesela gençlere diyorum ki, artık abileriyim yani kaç yaşındayım. Böyle çok aşıkken, ölüyorum, seviyorum işte gözünün üstünde kaşın meselesi falan var ya. O döneme evlenmeyin. O biraz geçsin. O biraz geçsin. Ayaklarınız sağlam yere bassın. Bastıktan sonra. Doğru değil mi? Doğru. Çünkü o zaman tartamıyorsun abi. Duygusal davranıyorsun doğru. Sadece. Aklın başından gidiyor. Doğru. O yüzden yani. Aklın başından gitmesi hali de kötü bir hal değil. Tabii değil canım onun tadını çıkar. Çıkar. Ama onu yönet. Yönet. Yani ya böyle konuşuyoruz koca koca da biz yönetebiliyor muyuz? Hayır canım nerede? Ya sonuçta kadınlar için güzel bir söz yazmıştım ben hanımefendilerimiz için. Erkeği kılıçsız zapt eder ve ipsiz bağlar. Katılıyor musunuz? Bilmiyorum Ömer sen bayağı bir... Ama öyle yani kılıçsız zapt eder ve ipsiz bağlar. Yani bu söze bayıldım gerçekten. Karşına kimin çıktığına bağlı. Doğru doğru. Evet. Amerikalı bir yazar var. Oliver Holmes. Onun bir sözü var. Erkekler yaşlandıkları için oyunu bırakmazlar. Oyunu bıraktıkları için yaşlanırlar diyor. Kesinlikle katılıyorum. İyi demiştin. Yani oyunu asla bırakmayacağım. Yani ben mesela şükürler olsun bin kere şükür. Yaşımı tabii yaşımdan korkmuyorum ama dillendirmeyi bile sevmiyorum. 45 çünkü... değil mi? Ben evet yani genç yaşamayı seviyorum. 45 miydi 46 mı? Yani canımsı ya. Yani. Söyledik zaten 77 televizyon sektöründe. Vay. Sonuçta şey yani. 77 zannetmesinler. 77'de televizyonculuğa başladınız. Tabii. Yani hayattan bazı niye geçelim abi ya? Yani ben bazen çok üzülüyorum. Genç yaşta mesela. Genç yaşta. Bakıyorsun 25 yaşında. Böyle karamsar, negatif filan. Tabii bazı şanssız insanlar da var. Yani herkes hayata aynı hizadan başlamıyor zaten. Haldun Taner'in oyununda var. Atlar insandan şanslı. Nedeni açık dostum. Çünkü bütün safkanlar Veli Efendi de her koşuya aynı hizadan başlar. Hayat öyle değil ki. Ya. Hepimiz farklı yerlerde koşmaya başlıyoruz. O yüzden de o şanssız arkadaşlarımı biraz tenzih ediyorum ama onlar bile herkes yani ömrü olan herkes hayatı dört elle sarılmalı ve oyunu asla bırakmamalı. Bırakırsan doğru. Oyun seni bırakır. Ya bazı insanlar zaten deminki yere geliyorum yine bak geriye dönüyoruz. Tamam. Paraya pula hiçbir şeye ihtiyacı yok ama çalışmaya devam ediyor. Ediyor. Niye? Oyundan vazgeçmiyor. Geçmiyor. O onu iyi tutuyor. Önemli abi. Kesinlikle. Vazgeçmeyeceğiz. Birine neden zam yaparsınız?
Birine neden zam yapma ihtiyacı duyarsınız? İşini iyi yapıyorsa, hak ediyorsa kesinlikle onu ödüllendirmek lazım. Hatta bazen kendime kızıyorum. Geçmişte bazı çalıştığım insanlarla ilgili imkanlarım sınırlı bile olsa keşke daha fazla verebilsem. Ama şunu yapmışımdır mesela. Benim imkanlarım bu kardeşim. Mesela skeçler yapıyoruz. 93'te, 94'te filan. Yazar arkadaşlarıma şunu demişimdir. Böyle bir lüksüm olmuştur. Kardeşim benim 3 liram var. Her hafta bana getir bu 3 lirayı al ama 5 lira istersen veremem. Çeksem de çekmesem de bu benim. Böyle şeyler yapmışımdır. Yani işini iyi yapanı ödüllendirmek lazım. Peki. Şimdi bir iş başvurusu yapıldığı zaman tabii iş başvurusunu yapan merak ediyor haliyle. Yani alınacak mıyım, kabul edilecek miyim? Telefon geliyor. Yani işte gerekli olan pozisyon yok deniyor hayatta. Sizi kendi hayatınızı düşünürseniz, sizin hayatınızda neye yer yok? Yalana, dolana, aha, ondan sonra haksızlığa, mesela doğaya nankörlük etmeye, bunlara yer hayatımda yok, yer yok. Yani birilerinin çöplerini temizlemekten bıktım yani bak. Agresif olmak istemiyorum ama. ya vallahi bu dönemde, bu salgın döneminde doğayı hastalandırıyoruz ya. Her yere pislik atıyoruz. Doğaya kaçıyor ya insanlar. Doğaya hor davranıyoruz. Oradaki değerleri yok ediyoruz. Mesela ormanın içinde mangal yapıyoruz. Şurada çalı çırpı alıp zaten yapma da onu yakmıyoruz. Ne güzel dalgalanıyoruz. İnanılmaz gerçekten. Bak doğada dalgalanıyoruz abi. Doğru, bu da güzel. Evet. İyi korkmuyorsunuz. Yok. Evet. Korkan var mı arkadaşlar? Fena. Gerçekten iyi dalgalar. Dalgaya kapıldık gidiyoruz sevgili seyirciler. Abi bak şöyle bir şeye tanıklık ettim gezi programım sırasında. Diyelim ki en az 100-200 yıllık bir çam ağacı, tamam mı? Vatandaş gelmiş, bunda hayatımda yer yok bir şey de bu, onun için anlatıyorum. Böyle bir şeye yer yok kesinlikle. O çam ağacının şurada yanı başında güzel bir su akıyor buz gibi. O da gelmiş buraya, ocağını yakmış, odununu yakmış. Ne yapmış biliyor musun? Bak bir kalem düşün. Buraya bir V harfi düşün. Tam çam ağacı yağlı ya. Oradan kese 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 biraz sonra tepesine devrilecek hale gelmiş. Ben onu çektim yani. Hatta yuh çektim onu yapanlara. Ya doğaya böyle davranan insana da tahammülüm yok. Yani sonuçta baktığımız zaman çok şeye benim hayatımda yer yok. Kötü evet. Şeylerin hiçbirine yer yok. Hayatınızda bu zamana kadar ev mi aldınız, komşu mu aldınız? Ev de aldım, komşu da aldım. Hı hı. Ama komşun kötüyse evin bir kıymeti yoktur. Değil mi? Çünkü sıkıntı yaşarsın. Şunu yapmak lazım. Evi almadan bence karşıda kim var diye sormak lazım. Doğru, doğru. Ya da çok tenhalara kaçmak lazım. Çünkü en kıymetli şey bile başkaları tarafından tatsız bir hale gelebilir. Çok negatif mi konuşuyoruz? Yo, tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. Bence gayet güzel. Şimdi büyüklerim genelde hep yatırım yapma konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar. Yani sonuçta zengin olmak adına değil de insanın türlü türlü zamanı vardır. İyi günü, kötü günü düşün Ömer derler. Yatırım yap derler. Şimdi yatırım yapmak da her zaman en zor zamandır diye bir şey var aslında. Yani o yatırım yapılacak süreci şimdi olması sanki hep zor gelir. Sanki o yatırımı da ileri bir tarihte yapmayı insan planlar gibi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz yatırımlarınızı nasıl yaptınız? Hayır, şimdi şöyle, yatırım gibi değil de hayatını kolaylaştıracak şeyler. Şimdi mesela televizyon sektöründesin, oyuncusun, devamlılığı olman bir iştesin. Bir kere önce bakıyorsun çevrene. Abiler, ablalar neler yapmış? İstikrar nasıl? Hangileri doğru, hangileri eğri? İşte onların doğru yapanlarını örnek alırsan kendine, işin kolaylaşır. Yatırım meselesi, mesela şu anda Türkiye çok... Dünya daha doğrusu zor bir süreçten geçiyor salgından dolayı. Aman asla yatırım yapılmıyor. Hayır. İşte akıllı olanlar hangi konuda hayatını kolaylaştıracak şey yapılacaksa tam da bu zaman yapılır. Ama neyi yaptığına bağlı. Doğru. Şimdi hayatın içinde hayatımıza birileri geliyor, birileri ayrılıyor. Yani böyle bir hayatın içinde gelenler, bir değişim var. Sonuçta bir değer arıyor insanda gelen ve giden arasında. Gerçekten de gerçek olan değer gelen kişinin bir boşluk doldurmasından ziyade gidenin o boşluk yaratmasında mıdır? Şimdi bence hiç kimse kimsenin yerini doldurmaz, bir kere bunu bilmek lazım. Tamam. Benim için öyledir. Yani başka birinin yerine birini koyamazsın. Çünkü her şey farklı. Yaratılışı başka,
O yüzden... Aslında gittiği zaman o boşluk bırakma hali onu değerli yapar aslında, ha, değil mi? Aynen öyle. Yani sen doldurduğu yerini zannedersin. Ama şöyle şeyler olabilir. Yanlış biri orayı boşalttıysa, bak bir boşluğu yaratan, yani orayı boşaltan kişi yalnızsa, doğru gelirse bu çok şahane bir şeydir, kıymetlidir. Doğru. Anladın mı? Evet. Ama öbürüyle hiçbir alakası yoktur. Yani o oradaki boşluğu kendi varlığıyla doldurur, güzelliğiyle doldurur. Doğru. İnşallah hepimizin hayatına, hayatındaki boşluklara güzel insanlar gelsin, güzellikler gelsin. İnşallah. Kaybetmek ve kazanmak iki kardeş gibi. Evet. Der misiniz? Öyledir bence de. Her an kazanıp, her an kaybedebilirsiniz. Değil mi? Tabii. Yani o yüzden böyle bugün böyleyim diye çok güvenmemek lazım. Allah korusun yarın kim bilir neler olabilir. Onu da yönetmeye becerebildiğin kadar yöneteceksin. Kesinlikle. Geçen hafta sizin oturduğunuz sandalyede sevgili Keremcan vardı. Programın içinde çok gülmemize neden olan bir bölüm oldu. Kuşlar ıslandıkları halde nasıl uçarlar diye sordum filan falan. Neyse bugün de o sorulara size devam etmek istiyorum. Karıncaların uyumadığını biliyor muydunuz? Çok çalışkan, bilmiyordum. Ama enteresan. Uyumuyorlar mı hiç? Hiç uyumuyorlarmış karıncalar. Ben de okuyunca çok şaşırdım yani. Ya karıncalar zaten var ya, başlı başına böyle incelenmesi gereken bir şey, değil mi? Yani mesela düşünün, evinizin içindeki bir dolabın içinde bir diyelim ki pekmez bal kavanozu. Oradaki azıcık böyle bir şey var ya, leke bir böyle kalmış işte silerken. Ya nereden, biraz doğanın içinde yaşıyoruz ya. Doğru. Nereden hangi dizide haberi oldu da gittin o pekmezi buldun. Kuyruk yapıp ailece gelip evin içine girdiniz. Sonra dolaba girdiniz. Sonra yetmedi. Bazı o balkon şeylerin böyle o kapak gevşenmemiş. İçine böyle bir şey yok ya. Gerçekten. Karınca enteresan. Evet. Şaşırmadım yani, olabilir, uyumuyor demek ki. Yılanların da duymadığını öğrendim. Yani yılanlar duymazmış. Bunu biliyor muydunuz? Doğadasınız. Yok, onu çok bilmiyordum. Bilmiyordum onu ama mesela doğanın içinde tabii bizim arkamız orman mesela. Yılan falan gelir bahçemize. Korkmam da hiç. Ona dokunmazsan sana kimse bir şey yapmaz zaten. Doğru. Peki Yunus... Hatta yatar yatar orada elbisesini değiştirir biliyorsun. Deri değiştirir ya. Bahçede bulursun onu. Evet. Gidersin arkadaş. Evet. Ya tabii bu bilgileri okurken Yunusların da gözleri açık uyuduğunu öğrendim. Yani. Allah, o da Allah, ilginç yani. Ne enteresan. Ya gerçekten enteresan. Ya doğa tabii öğrenmekle bitiremeyeceğiniz bir şey. Yani bazen gözleme şansı oluyor, bir şeyler görüyorsunuz ama belgeselleri falan seyrediyorum. Mesela dün bir şey gördüm ya işte. Yani doğdu ve 20 dakika sonra annesini emdi, onunla beraber yürüdü gitti. Yani böyle bir şey çok ilginç yani. Ayakta doğurdu. Hangi yavrusu? Hayvan? Zürafa mı? Yani geyikgillerden. Geyiklerden. Öyle bir şey. Alplerin bilmem neresinde doğurdu. 20 ve o gün o yavrunun kuruyacak tüyleri, çünkü gece ayaz olur. O kadar hızlı yani hayat. Ya. Şaşılacak şeyler. Her gün bir şey öğreniyoruz. Kesinlikle. Vapurda Çay Simit Sohbet'te izleyicilerimizin size sorduğu soruları yöneltiyorum. Tekerlemelere bugün hiç değinmedik. O meşhur tekerlemelerinize. Şunu sormuş izleyicimiz, tekerlemeleri ezberlemenin kolay bir yolu var mıdır? Vallahi çalışmak be. Değil mi? Bir işi yaparken hep kolay tarafını soruyoruz. Ya ben mesela bir film adını bazen hatırlamam. Ama Türkiye'deki en uzun tekerleme, hatta geçen TRT Arşiv yayınladı. Bir günde 700 bin kişi seyretmiş. Türkiye'deki en uzun tekerleme Zeki Müren'in rahmetlinin söylediği kekere mekere zannedilir ama ben söyledim en uzununu. K harfiyle başlayan bir tekerlemedir. Mesela ben onu ezberledim, herkes de hayret eder. Ne kadar sürüyor? Yani şöyle söyleyeyim mesela. Konya Karaman'da kazancını kaşıkçılıkla kâr ederek karşılayan Kalabalık Kozanlı Köyü'nden Kantarcıların Karakafalı Kolcu Kemal'in Kıvırcık Kirpikli Karısı. Keşanlı Kamile'nin Kalleş kardeşi Kırşehir'de kalem katipliğinden kovulma Kabzımay Kerim'in kaynı, Kıptı Klerneşçi Kazım'ın kızı Kalın Kaşlı Kıllı Kadriye Kütük Kalçalı kaynanasını kandırmayı kurarken, kucağındaki kocaman kuyruklu kocamış kurt köpeği Kıtlir'in kemik kemirip kaşınırken, kedi kılıklı kurbağadan korkup katlı kelime koşarak kaçmasıyla kireç kuyusu kıyısından kalkıp, kirli kepçe kulağındaki küçük küpeyi kora konmuş kuzu kavurması kazanını da kaybedince karnına kazık kakılmışçasına... Yani uzuyor gidiyor böyle. Bunun kolay yolu yok. Hayır, ezberim. Ezberimi denedim. Ya. Bak akılda çıkmıyor. Ya. Bunu bir oyunda çalışmıştım. Yani şu, çalışırlarsa olur. Doğru. Çalışırlarsa olur, doğru. Kesinlikle. Gezi programını tekrar yapacak mı diye soruyor bir izleyicimiz. Ya şimdi çok talep var. Söylemesi ayıp, benim de hayatımda, yani bu işlerle ilgili hayatımda çok keyif aldım. Geri dönüşlerinin çok iyi oldu. Bana da yakıştığını düşünüyorum. Ben çünkü Anadolu'yum. Anadolu insanı da tanıyorum.
Evet, tekrar yapmayı düşünüyorum. Bu pandemi süreci bitince İnşallah. Bazı öneriler var. İnşallah değerlendireceğiz. Bir başka izleyicimizin sorusu, hayatta bazı şeyler için geç kaldığını düşündüğü anlar oldu mu? Böyle anlarda motivasyonunuz ne oldu diye sormuş. Tabii oluyor. Mesela dünyaya hasbelkader gezme şansı bulmuş biriyim. Çok geç kalmadık ama hep öyle geç kaldığımızı zannedip Fransızca okudum. Ben o zaman torbadan çekiliyordu dil. Keşke mesela en azından bir İngilizce bilseydim. Bu yani herkes... Torbadan çekiliyordu derken? Tabii tabii. Öğretmen yok. Şimdi herkes İngilizce isterse okulda yetecek kadar öğretmen yok. İşte Almanca, Fransızca, İngilizce. Torbanın içinden çekiyorsunuz. Ben çektim Fransızca. Monsieur diye başladık. Çok güzel. À la contée. Çok güzel. Bir başka izleyicimiz sormuş. Çocukluk hatıralarından en güzeli olarak hatırladığı bir olay, an var mı? Ya şu mesela, ben 9 yaşına kadar köydeydim. Yani ilkokulu köyde 10 yaşında bitirdim. 5 yaşında gittim. Sonra kaydettiler falan, öyle bir şeyler oldu. Orada mesela bir öğretmenimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Ehliman Cömert'ti. Köyde bir çocuksunuz. Hoca mesela şeyi giderdi, şehre giderdi. Gelirken böyle bir külahın içinde biraz leblebi, biraz fıstık, birer bilmem ne. Yanına bir kalem, bir silgi. Gelirdik, bakar mısın güzelliğe? Sabah gelirdi mesela pazartesi günü. Hepimize tek tek 20 kişimiz onlara hediye ederdi. İnanılmaz bir şey. Yani niye? Aklınızın burasını ezilse bir kalem almış. Sizin için çok kıymetli olan biri sizin için bir şey yapıyor ve orada çok kıymetli. İşte yıllar geçiyor ve unutulmuyor. Rahmetli anıyorum sevgiyle. Efendim vapurdayız. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Hiç böyle uzun bir yolculuğa çıkmayı hayal ediyor musunuz emeklilik şimdi, hayatınızda? Ya şimdi şöyle, ben daha önce de şansım oldu mesleki olarak. O zaman bu kadar yaygın değildi. Bir gemiyle işte buradan İtalya, İspanya, Yunanistan, tamam, ora bura gezdiniz. Gezdim, bedava gezdim üstelik. Nasıl? Sadece şöyle yapıyordum. Cuma günleri bir sahneye çıkıyordum, şov yapıyordum. Ha, çok güzel. Şahane. Böyle işler bir vardı o zamanlar. Çok güzel. Bir de böyle bir şey yapınca kaptan kadar forsunuz da oluyor tabii. Yani işte, gemide gezdik 20 küsur gün. Çok da güzeldi. Kısmet olur. Ara ara yaptık ona benzer şeyler. Mesela bir Volga turu yaptık yine. Küçük gemide. Bunu öneriyorum yani. Volga'da St. Petersburg'dan bilmem nereye kadar gidiyorsunuz. Bir şaryo üstünde nehirdesiniz gibi. Nehirdesiniz yani. Nehirdesiniz. Ondan küçük gemilerle falan. Kısmet olursa inşallah yine yapmak isterim. Mesela bu sefer Skandinavya, Finlandiya, Norveç i̇nşallah. Falan. Var, ben şey programın isterim. Açılışında demiştim zaten. Hayatı güzel yaşamasıyla örnek alınması yok, bir insan yani diye. Biz kendi gariban ölçülerimizin içinde yapabildiğimizi meslekten zaten amaç o değil mi? Yani güzellik o değil mi zaten? Yani paramızla değil de mesleğimizin sağladığı avantajlarla yaptık. Mikrofonla efendim bir yere giderseniz para almıyorlar. Yani. Yani. Yani sonuçta. Yani o tabii sağ olsun bizim milletimiz öyle de ama meslek işe yaradı yani. Şov dünyasında çalıştım ben. O işe yaradı. Evet. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Son ben sözler sizin. Yani nasıldı? Mağazanın yani, tadını çıkarayım. Şahaneydi. Bir kere 10 yıl falan oldu herhalde programını yapıyorsun. Oldu gerçekten. Süper. İnanamıyorum ben zaten. Şahane, bu çok güzel bir şey ya. Ben de 10 yıl gezi programı yaptım. Bunun tadını bilirim. Allah yolunu açık etsin. Eksik olmayın. Bu güzel programı yapmaya devam et. İşte İyi bizim, ki geldiniz. Biz de 6 sene sonra falan yine gelelim. İnşallah. Yine buraları böyle güzel kardeşlerimle beraber gezelim, görelim. Her şey umduğundan güzel olsun. Amin. Hepimiz için. Herkes için. Herkes için. Kapanışı yapmadan efendim. Hay Allah, masraf. Size böyle küçük bir hediyemiz var. Çok teşekkür ediyorum. Açın bakın. Zarifsiniz. Vay, çok güzel. Şunu çay alayım. Var içersen, resim var çizersen, film var izlersen, gafur var gülersen. Çok teşekkür ediyorum ya. Çok naziksiniz. Ne demek? Şahane. Böyle. Artık resim yaparken. Bir de böyle. Bizi hatırlarsınız. Evet. Bekliyorum. Bunda ben içeceğim. Evde başka fincanlar var. Tamam, sana da bir kahve ısmarlamak isterim. Teşekkür özellikle ediyorum. Şile'ye bahçe. Teşekkür ederim. Ben İnşallah teşekkür ederim. Geleceğim. Gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun. İnşallah diyorum. İnşallah. Gafur Üzünler'e teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgili Ömer Beyler geldi sana. Kaptanım. Merhaba, hoş geldiniz. Ay, tekrar kaptan. Selamlar. Teşekkür etmek selamlar. İçin uğradık. Hoş geldiniz. Ve Kaptan Köşkü'nde Gafur Üzüner. Valla bizi, ben hiç
sallantı mallantı hissetmedim maşallah. Aslında süpersin. Biraz da sallandık doğrusu. Ya sallandık ama biz programı yaparken tabii ben onu çok fark etmedim. Ömer ne yaptı bilmiyorum. Şahaneydi ama. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Biraz zorlandın mı kaptanım? Tabii aslında bakarsanız zorlandık. Çünkü yaklaşık 20 knot civarlarında bir rüzgar var. Lodos'ta etkili. Sarayburnu'ndayız. Özellikle Beşiktaş ve Ortaköy'ü bayağı bulur. Kız Kulesi zaten şu an bayağı dalgalar orada yardırıyor diyebiliriz. Öyle mi ya? Evet evet, o yüzden Anadolu yakasına geçmedik mesela. Rumeli yakasından gidip geldik. Kaptan Köşkü'nün atmosferini nasıl anlatırsın? Dümen abi. Çok iyiydi ya. Dümen abi. Dümen abi. Başka bir şey değil. Vallahi gerçekten çok iyiydi. Bir kelimeyle. Yani. Daha ne söyleyeyim? Bitti abi bu. Bu. Dümen kaptan da. Evet efendim. Sevgiler, saygılar. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Net olsun. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. 6 yıl sonra beraber olmak çok güzeldi. 6 yıl sonra tekrar gelmek istiyorum. Ömrünüz uzun, ekmeğiniz kocaman olsun. Sağlıkla, sevgiyle, dostlukla kalın. Sağ olun, var olun.